Dün bu sütunlardan Bursa'nın deniz ulaşım işletmesi Budo'da meteorolojik koşullara bağlı sefer iptallerinin şirketi zora sokabileceğini ve sürdürülebilirliği tartışmaya açacağına işaret etmiştik. O yazımız üzerine eksik olmasın Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş bilgilendirdi. Aktaş, öncelikle, İdo'nun günde bir gidiş bir geliş seferi var, bizde Budo'da sefer çok olduğu için iptal de çok oluyor. Bazen sabah seferi yapılıyor, sonrakiler iptal oluyor, dedi. Başkan Aktaş bilgilendirmeyi bu durumda İdo'da sefer iptal olmuyor. Çünkü sadece sabah seferi var. Bizim hafta içi 4, cuma, cumartesi, pazar 5 seferimiz var. İdo'nun hafta içi 1, cumartesi, pazar 3 seferi var." diye sürdürdü. Aktaş, sefer iptallerinin sürmesi halinde Büyükşehir Belediyesi İştiraki BURULAŞ'ı ne işlettiği bu donun ayakta kalmasının sıkıntıya gireceğine ilişkin düşüncelerimize ise, rahat olun, BURULAŞ her ay 120 ila 150 milyon lira zarar ediyor, diyerek, toplu taşımaya bursalıların rahatı için Büyükşehir Belediyesi'nce sağlanan sübvansiyonu dikkat çekmiş oldu. Aktaş'ın açıklamalarından anlıyoruz ki, bu Hava koşulları kaynaklı sefer iptalleri nedeniyle zarar da etse bursalılara hizmeti sürdürecek. Bunu da, tüm hemşerilerimize ve bir kent sakini olarak kendimize Başkan Aktaş'ın güvencesi olarak algıladık. Bu da, bun yıl boyu tüm seferlerinin aksamadan sürmesi bizim de en büyük dileğimiz. b u r u l a ş -I n raylı sistem, lastik tekerlekli toplu ulaşım araçlarıyla beraber, denizde de Budo ile Bursalıların sevdiklerine kolay, ucuz ve konforlu ulaşmaları için çabaladığının farkındayız. Yılmaz Osman Gazi. için hazırlık yapmış. 31 Mart. Yerel seçimlerine dönük Osman Gazi Belediye Başkan adaylığına soyunan isimlerden biri de Ali Yılmaz. Siyasetin her kademesinde yer almış. AK Parti'nin kurucularından, Osman Gazi İlçe Başkanlığı göreviyle bunu pekiştirmiş. Şimdi bir dönem ilçe başkanlığı yaptığı ilçeye belediye başkanı olarak da hizmet etmek istiyor. Demirtaş. Tan dostumuz İbrahim Akman Yıl birlikte dün ziyaretimize ellerindeki hazır projeleriyle birlikte geldiler tasarı halinde birbirinden özel projeler hazırlamışlar. Yılmaz, görev verildiğinde vakit kaybetmeksizin hemen işe koyulacağız, diyor. İlçe başkanlığını bıraktıktan sonra da sahadan hiç kopmadığını dile getiren Yılmaz, Osman Gazi'de önceliklerinin kentsel dönüşüm olacağını, bunu da vatandaşla birlikte gerçekleştireceklerini vurguluyor. İlçede her semtte birer mahalle meclisleri kuracaklarını, burada muhtar, diğer siyasi partilerin mahalle başkanları, STK'lar, gençler ve kadınların yer alacağını, her projeyi de bu meclislerin onayı ile hayata geçireceklerini kaydediyor. Yılmaz'ın, mühendis kimliğiyle akademik odalarla birlikte hareket etme vaadinin de altını çiziyoruz. İlçenin dönüşüm bekleyen riskli yapı stokunun %60'lar düzeyinde olduğunu da hatırlatan Yılmaz, dönüşümle birlikte mahallelerin sosyal donatılarının da ayın anda inşa edileceğini bildiriyor. Yılmaz, ilçede Çelebi Mehmet Bulvarı, Kükürtlü ve Altıparmak'ta birer cazibe merkezleri oluşturacaklarını, bunu da Büyükşehir ve Merkezi Hükümet'in desteğiyle gerçekleştireceklerini ekliyor. Yılmaz son söz olarak ise, 57. İlden daha büyük olan Osman Gazi'yi, ortak akılaylı yönetmeyi vaat ediyor. Bursa Şoförler Odası Taksi. İhalesinin iptalinde kararlı. UKOME kararıyla Osman Gazi ilçesindeki İstiklal Mahallesi'nde çalışmak üzere 10 adet taksi plakası satmayı kararlaştıran ve bunu için 27 Aralık'ta ihale yapacağını duyuran Büyükşehir Belediyesi'ne itiraz sürüyor. Biz buradan plakaların satılacağını duyurmuştuk ama buna itiraz olduğunu, önceki hafta büyüğümüz Ahmet Emin Yılmaz da köşesinde aktarmıştı. Bu gelişme üzerine dün Bursa Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ahmet Çakır Olay medyada konuğumuzdu. İstiklal Mahallesi için satışa çıkarılan plakalara de kendisinin şerh koyduğunu hatırlatan Çakır, kentte 115 dolmuş taksiye dönüşmeyi beklerken plaka satışını doğru bulmadığımızı belirttik. Hazırda 55 dolmuş taksiye geçmek için sıra bekliyor. İtirazımız dikkate alınmadı ihaleye çıkıldı. Biz de yasal yoldan yargıya gittik, plaka satış kararının yürütmesini durdurulması ve iptali için dava açtık dedi. Çakır, pandemi sonrası şehirde dolmuş kültürünün sona erdiğini ve mevcutlarında taksi olmak istediklerine dikkat çekerek, seçim öncesi böylesi bir kararın tekrar gözden geçirilmesi için AK Partili siyasetçilerle de irtibat kurduklarına değindi. Bu konu için önümüzdeki hafta Ankara'da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile de görüşmeler yapacaklarını sözlerine ekledi. Büyükşehir Belediyesi yasanın kendine verildiği yetkiyi kullanarak semtten gelen talep doğrultusunda taksi plakası satışı için ihaleye çıkmış. Bunda bir beis yok. Fakat, esnaf da dolmuştan taksiye geçmek isteyen üyelerine bu hakkın tanınmasında ısrarcı. Büyükşehir Belediyesi, Nin ise herkese açık ihale ile bütçesine gelir sağlayıcı böylesi bir kalemden feragat etmesinde demek ki, yasal bir sıkıntı söz konusu. Yoksa kimse esnafı karşısına almak istemez.